Bugün bayram. Ramazan ayını değerlendirene bugün bayram. Kadir gecesinin kadrini bilene bugün bayram. Hamdolsun diyebilene bugün bayram. İçeride, dışarıda, her neredeyse neden orada olduğunu bilenlere bugün bayram. Aldatıldık, aldatmadık. Verdik, almadık. Çalmadık, çırpmadık. Haram lokma yemedik diyene bugün bayram. Gidince değişmedik. Ümitsizliğe düşmedik. Gidene küsmedik. Geride kalanı da unutmadık diyebilene bugün bayram. Bir Ramazan bayramına daha ulaştık. Bir tatlı esinti arayıp durduk Ramazan'da. Kimimiz bulduk, kimimiz hala aramaya devam ediyor. Allah'a karşı vazifelere riayet etmeye çalışan insanlar olarak bayramı sevinç ve coşkuyla kutlamak müminlerin hakkı. Kimse bizim bayram sevincimizi elimizden almamalı, alamaz. Türkiye'de veya başka ülkede, içeride ya da dışarıda bayram heyecanı hepimizi kucaklayacak. Ve daha dün Ramazanlaşmaya çalışırken bugün de bayramlaşmaya kendimizi adayacağız. Bugün o coşkuyu sizlerle paylaşmak istedik. Büyüklerimin, küçüklerimizin, genç kardeşlerimin, çocuklarımızın, bu bayramda sofrasında eksik kişi olanların, sesimizin ulaştığı herkesin bayramı mübarek olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Minberden yükselen ses ve kürsüden gönüllere akan bir ırmak. Fethullah Gülen Hoca Efendi yıllardır büyük bir titizlikle bir neslin yetişmesi için durmadan çalışıyor. Konuşuyor, yazıyor ve her saniyesini Allah rızasını kazanmak için harcıyor. Vahyin o duru iklimini asırların tecrübesiyle bezeyerek asrın idrakine sunmaya gayret ediyor. Cami kürsüleri, minberler yıllarca o sesin ahengiyle akort oldu. İşte bugün sizi o coşkun cami sohbetlerinden birine götüreceğiz. Sizleri Hoca Efendi'nin 1975 Manisa Muradiye Camii'nde verdiği Ramazan Bayramı vaazının bir bölümüyle baş başa bırakıyorum. Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz bu bayramı hakkımızda müteyemmin ve mübarek eylesin. Bayram Türkçemizdeki manasıyla insanların sevinç ve sürur günüdür. Onu insanın maddi durumunu hoşnut edecek ve ona suri bir sevinç kazandıracak esbab ve esbabın müsebbabatından daha ziyade bir gönül sevinci halinde kabul etmek, gönül itminanı halinde kabul etmek, Allah'a imandan doğan hazzı ruhani halinde kabul etmek daha muvaffak olacaktır. Bir senenin günah hamulesi omuzumuzda, kalbi hayatımızı tazyik eden, ruhi hayatımızda buhranlar hasıl eden,
bir senenin hamulesi ve günahı sırtımızda bayramda camiye geliyoruz. Ramazan'ı Allah lütfetti, yunalım, yıkanalım diye. Ta bayramda cürmü hatanın affedileceği o mutlu güne tertemiz olarak erelim diye. Ellerimizi Mevla-i Müteala kaldırdığımız zaman bir mukaddemesi, bir ihsariyesi yapılmış olsun diye Mevla Ramazan'ı ihsan etti. Ve Ramazan çekildi gitti. Artık bugün Ramazan değildir. Ve 11 ay sonra bir daha gelecek Ramazan işi. Her gecesinde Mevla'nın ta şafak atıncaya kadar yok mu bana el kaldırıp yalvaran dediği Ramazan. Yok mu bana istiğfar eden, teveccüh eden dediği Ramazan. Tertemiz gönüllerin Mevla tarafından hüsnü kabul gördüğü Ramazan. Tertemiz duyguların en temiz iltifatlara mazhar olduğu Ramazan. Çok kimseler bir daha Ramazan'ı idrak edemeyecekler. Belki bu Ramazan'ı idrak edememenin ahu vahının ne demek olduğunu da bilemeyecekler. Mahkeme-i Kübra'da keşke keşke deyip ellerini dizine vurduğu zaman anlayacaktır. Keşke ihya etseydim. Keşke hakkın uyumadı o gecelerde uyumasaydım. Keşke gafiller gibi yatmasaydım. Keşke gecemin dudağında veya zülüflerinin üzerinde iki damlacık gözyaşım olsaydı. Keşke günahların beni mahzun etmesine mukabil kalbim kalaklar içinde çarpsaydı. Kalksaydım derdime derman dese Mevla'nın kapısına gelseydim. Sıkıldığım için geldim deseydim. Bunaldığım için geldim deseydim. Kimse derdime derman olamadı, onun için sana geldim deseydim. Alem beni hep oyaladı, alem beni hep ifal ve tesvil etti. Şeytandan yanmış, nefisten yanmış, hissiyatımdan yanmış olarak yanmayacağım bir kapı bildiğim kapına geldim. Lütfedersen, kapını açarsan derdimi sana şerh etmek istiyorum. Zira sinenin derdini ancak sen anlarsın. Demişsen elini dizine vurmayacaksın. Keşke keşke demeyeceksin. Yüzü gülen bir bayramla karşı karşıya geleceksin. Şu kubbenin altında Mevla'nın bize lütfettiği bayramı idrak ederek toplandık. Bütün kalbi heyecanımızla, bütün kalbi helecanımızla el kaldırıp ona diyelim ki bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa onu lütfeyle Allah'ım. İçimize saygını doldur, haşyetini doldur, içimize muhabbetini doldur. Seni sayalım, senden korkalım ve yalnız seni sevelim. Korktuğumuz şeyler bize korku ve dehşet saldılar, merhamet etmediler, acımadılar, yüzümüze bakmadılar. Ne cihanın şarkı ne de garbı derdimize derman olamadılar. Dövdüğümüz kapılar daima yüzümüze kapalı kaldılar. Dokunduğumuz pencereler hep bize karşı kapalı kaldılar. Akıl edip bir kere kapını dövmeye gelemedik. Gelemedik, gelseydik lebbeyk kullarım diyecektin ama diyemedik. İşte şimdi bayramda geldik. Nasıl dökük, nasıl kırık, nasıl yıkık. Bunu kalbi olanlar bilir ve sen çok iyi bilirsin. Bizim sana takdim edeceğimiz ibadetlere değil de şu kalbimizin perişaniyetine, yıkılmış hissiyatımıza, şeytanın dahi şu bayramda ümit ettiği rahmetin hürmetine merhamet et, yıkık taraflarımızı tamir eyle diyelim. İnsanın başkalarına, başkalarının perişan haline ağladığı, müteessir olduğu çok olur. Bugünün insanı kendi perişaniyetine ve yıkılışına başkalarına ağladığı kadar ağlayabilseydi, rahmeti ilahiden ümit edilirdi ki Cenab-ı Hak onun ceyhun ettiği gözyaşlarını, onun yeniden bitmesine, bir nevbahar halinde neşvinema bulmasına, yemyeşil zümrüt halinde arz-ı didar etmesine sebebiyet verecekti. İnsan kendisi için ağlayabilseydi, içine dönebilseydi, bütün sadakatiyle içi ıstırap içinde, kalaklar içinde çırpınabilseydi ve sonra buna tercüman olarak sadece ve sadece Mevla'nın bildiği ve Mevla'ya teveccüh ettiği bir noktada ona gözyaşı dökebilseydi, Allah tamir edecekti onu. Biz
İşte böylesine anlaşılmaz, böylesine bilinmez, alabildiğine bir karanlıkta hangi kapıyı döveceğimizi bilmeyen şaşkın insanlar durumundayız. Hakiki müminliği bu nesil görmediği için ona hakiki müminliği anlatmak çok zordur. Yer yer gerçek müminliği yaşamış sahabiden misaller anlatmışımdır. Başkaları da anlatmıştır. Yığın yığınını bilirsiniz onlardan. Bilmiyorum o muvazene ve kıstaslar altında gerçek Müslümanlığı anlama seviyesine yükselebiliyor muyuz? Gerçek Müslümanlığın yüzüne bakabiliyor muyuz? Ama siz ister bakın ister bakmayın, ben gerçek Müslümanlığı size intikal ettiremeyeceğime kani olduğum için sizler de bunu gerçekten kavrayacağınıza kani değilim. Of demek bir deşarj olmaktır. Of diyeyim ben de. Günahlarımı of, masiyetimi of, hatalarımı of, isyanlarını ıstırabını içimde duyamayışımı of, yıkılmış kalbimi idrak edemeyişimi of, perişan olmuş hissiyatımı anlayamayışımı of, namazlardaki kusurumu, zuhurumu of. Günde 5 defa Mevla beni huzuruna çağırdığı halde haşyet içinde, saygı içinde kendisine teveccüh edemeyişim of. Siz de isterseniz benim gibi of deyin. Günahlarınıza, hatalarınıza of deyin. Ürpermeyen kalbi insan sağının solunun arasında taşıması insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir yüktür. Mustarip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması, kalaklar içinde olmayan bir kalbi içinde taşıması, hesapsız duyguları insan sırtında taşıması insan için bir yüktür. Allah sırtımıza yük olarak koyduğu bu şeylerin altında ezilmekten biteri halas eyle şunu. Alvar İmamı benim çocukluğumda, onun tekkesinde 16 yaşına kadar çocukluğum geçmişti. Hoş bir sözü vardı. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Gör ne güzel iyi olur der sonra. Bayram o bayram olacak, şurada günahlarımızı atıp aşağıya inmiş isek şayet. Allah bayramımızı öyle bayram etsin. Seyranımız öyle seyran etsin. Bizi affu keremine, lütfuna mazhar etsin inşallah Teala aziz eylesin. Bu bayramı bize idrak ettiren Mevla, cürümlere affolmuş, hataları affolmuş, camiden çıkan salih ve salim cemaate bizleri ilhak buyursun inşallah. Rızayı hakka eren rızayı.
hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, lütfi lütfu kerem, dahili babı harem, dahili babı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola. Bugün bayram. Ramazan ayını değerlendirene bugün bayram. Kadir gecesinin kadrini bilene bugün bayram. Hamdolsun diyebilene bugün bayram. İçeride, dışarıda, her neredeyse, neden orada olduğunu bilenlere bugün bayram. Aldatıldık, aldatmadık. Verdik, almadık. Çalmadık, çırpmadık. Haram lokma yemedik diyene bugün bayram. Gidince değişmedik, ümitsizliğe düşmedik, gidene küsmedik, geride kalanı da unutmadık diyebilene bugün bayram. Sevgili dostlar, Ramazan, oruç, teravih gibi nefse ağır gelen ameller nasıl ibadetin birer parçasıysa, ruhumuzu coşturan bayram da aynı ibadetin devamıdır. Yani bayramı bayram gibi sevinçle yaşayan ibadetten uzak kalmış sayılmaz. Bilakis ibadetine devam etmiş olur. Çünkü bayram Allah'ın bir ikramıdır, ihsanıdır ve ona Ramazan'daki teveccühümüzün bir karşılığıdır. Gelin her şeye rağmen bu bayramı çocukluk günlerimizdeki bayramlar gibi kutlayalım. Baharın ilk ışıklarında uyanan tabiata eşlik edelim ve bütün bir çevremizle beraber bayramlaşalım. Ahmet Kurcan hocamıza sorduk. Bayram nasıl kutlanır? Buyurun cevabını beraber seyredelim. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Oruç, teravih, Kur'an kıraatı ve hatimleri, nafile ibadetlerle geçen yoğun bir aydan sonra mükafat günü olan bayram gününe geldik. Malum bayram gününde oruç tutmak yasaktır. Fıkıh kitaplarında, bizim fıkıh mezheplerin hemen hepsinde bayramın birinci günü, işte bu mükafat günü olduğundan dolayı oruç tutmayı mekruh kabul etmişlerdir. Neden? Çünkü bayram günü yeme içme günüdür. Bayram günü sevinç ve neşe günüdür. Bayram günü şükür ve hamd günüdür. Bayram günü Müslümanlığa ait aidiyet ve bağlılıklarımızı çok derin bir şekilde, çok duygu dolu biçimde yaşamış olduğumuz günlerdir. Bayram günleri dayanışma ve yardımlaşma günleridir. Bayram günleri hayata anlam arayışı içerisinde bulunduğumuz günlerdir. Ve bütün bunlara bağlı olaraktan bizim geleneğimiz içerisinde bayram çeşitli şekillerde kutlanmıştır. Ama o gelenek kendi sosyal ve kültürel gerçekliği içerisinde o bayram günü kutlamalarını ortaya koymuştur. Pekala biz bugün ne yapacağız? Biz o geleneği olduğu gibi devam mı ettireceğiz, yoksa kendi sosyal gerçekliğimiz içerisinde, kültürel ve ekonomik gerçekliğimiz içerisinde farklı şeyler mi ortaya koyacağız ya da koyabilir miyiz? Bazıları bayramda halen daha Ramazan'daymış gibi hayatına devam etmek istiyor. Ben buna saygı duyarım. Yani neşeye, sevince, eğlenmeye, yemeye, içmeye zaman ayırmamalı, o ibadet bütün hızıyla devam etmeli diyor. Saygı duyarım, bir şey diyemem. Bazıları ruhunun genişliğine, empati duygusunun enginliğine bağlı olaraktan diyorlar ki işte dünyanın dört bir yanında şöyle şöyle zulümler yaşanırken, benim kardeşlerim şöyleyken, böyleyken ben nasıl bayram yaparım diyor. Evet, ben buna da saygı duyarım. Ama ben şahsen yaşamış olduğumuz sosyokültürel gerçekliğe bağlı olarak bayramın sevinç ve neşe günleri olarak kutlanması gerektiğine inanıyorum ve öyle bir mirası devam ettirmenin gerekliliğine inanıyorum. Pekala nedir bizim sosyokültürel ve aynı zamanda psikolojik gerçekliğimiz? Şimdi bunu Raindrop TV için çektiğimize göre ben bu kanalın izleyicileri açısından baktığım zaman
o izleyici profili açısından karşıma çıkan şey şu. Son 10 yılda hak etmedikleri nice zulümlere maruz kalmış olan insanlar. Bir gecede terörist ilan edilmiş insanlar. Hayat kendilerine zindan edilmiş ve sosyal kırıma maruz kalmış olan insanlar. İşte bu noktada ben şöyle düşünüyorum. Bizim bu çerçeve içerisinde bizden çalınan en büyük malımız, bizden çalınan en büyük şeyimiz hayat neşemizdir. Bence biz bu hayat neşemizi mutlaka geri almalıyız. Bayramla ne alakası var diyebilirsiniz. Bence bayramlar işte bu çalınan hayat neşesini geri alma adına onu değerlendirebileceğimiz en güzel zeminlerden bir tanesidir. Onun için madem ki gerçeklik böyle, öyleyse hüzünlü bayram demeyelim. Bayramsa bayramınız mübarek olsun demeyelim. Ama hangi şartlar altında yaşıyor olursak olalım, o şartlar altında bayramı bence bayram gibi değerlendirelim, neşe ile değerlendirelim, sevinçle değerlendirelim. Onun için bir teklifim olacak sizlere. Kendinize zaman ayırın. Bu bayramı kendinizle kutlayın. Sizi en çok ne mutlu ediyorsa onu yapın. Malum mutluluğun en önemli tariflerinden bir tanesidir. Mutluluk beni neyin mutsuz ettiğini bilmek demektir derler. İşte bu eksende sizi ne mutlu ediyor ise şayet onu yapın. Büyükleri ziyaret, eve misafir kabul etme vesaire. Eğer bunlar şu bayramda bu çalınan hayat neşemizi geri alma noktasında eğer bir engel ise şayet etmeyin büyüklerinizi ziyaret. Etmeyin efendim eve misafir kabul etmeyin. Kendinizi kabul edin, bayramı kendinizle kutlayın. Gezecekseniz gezin, kitap okuma sizi mutlu ediyorsa kitap okuyun, spor yapma mutlu ediyorsa spor yapın ama hayat neşenizi, tekrar söylüyorum, hayat neşenizi geri alma noktasında eğer bunlar bir anlam ifade ediyorsa şayet veya neler anlam ifade ediyorsa işte bu bayramı onunla geçirmeye çalışın. Neden? Çünkü takat getirilmesi imkansız şeyler yaşıyoruz. İmkansız şeyler yaşanıyor. Son 10 yıldır belki de devam ediyor. Bu süreç ne kadar devam edecekse onu da bilemiyoruz. Onun için kendinize zaman ayırın. Bu bayramı kendiniz kutlayın diyorum. Her şeye rağmen hayatın devam ettiği gerçeğini merkeze koyun. Ve bu çalınan hayat neşemizi almak için elimizden gelen en büyük gayreti gösterelim. Şimdi bu Türkiye içinde yaşayan insanlar için çok daha ağırlıklıydı bu söylediklerim. Pekala Türkiye haricinde yaşayan insanlar için bence yenisiyle eskisiyle, kampta kalanıyla eve çıkmışıyla, ekonomik durumunu düzeltmiş olanıyla, düzeltmemiş olanıyla, Uber şoförlüğü yapanıyla, IT'de bir işe girmiş olanıyla, kim olursa olsun yurt dışında yaşayan ama bu hayat neşesi çalınan insanlar için de bence aynı şey geçerli. Hayat devam ediyor ve bu bayram madem ki bayramlar neşe günleridir, madem ki sevinç günleridir ve madem ki bizim çalınan en büyük şeyimiz hayat neşemizdir, işte bu hayat neşemizi bu bayramda geri almak için bir fırsat olarak değerlendirelim diyorum. Bir de bizim sosyo-kültürel ve psikolojik gerçekliğin ötesinde bir de ekonomik gerçekliğimiz var. Şahsen derim ki bayramlar sosyalleşme günü olduğu kadar aynı zamanda yardımlaşma günüdür, dayanışma günüdür. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyorum. Babası, annesi hapiste olan o küçücük çocuklarımızı, bebeklerimizi, gençlerimize annelik babalık yapma günüdür diyorum. Sadaka diyorum, cömertlik diyorum. Evet, hayat sadece siyasetten ibaret değil. Siyasi gözlükle hadiselere baka baka artık usandık. Bırakın bu bayramda her şeyi bir kenara bırakaraktan bu çalınan hayat neşesini geri kazanmak için elinizden ve elimizden gelen her türlü gayreti gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice bayramlara bizleri, sizleri eriştirsin inşallah. Hayırlı günler. Ya Hennan, Ya Mennan, Ya Zalbun Bi Mennan.
İnsanın yolculuğunda ekstra nimetlerle dolu bir zaman dilimidir Ramazan. İnsan Ramazan'ı nasıl başlarsa öyle devam eder hayata. Bir başlangıç olduğu gibi devamı için de bir duadır Ramazan. Ve bayram Rabbimizin perdesiz bir şekilde kendisini kullarına göstermek istediği özel bir gündür. Bayram Ramazan'daki aksiyonumuzun karşılığı değildir, niyetlerimizin duruluğuna Allah'ın bir ikramıdır. İşte Emine Eroğlu ablamız bize bayram sevincimizin gerçek niteliğini anlatıyor. Buyurun efendim. Değerli dostlarım, bayram bizim için katiyen Ramazan'dan çıkmış olmanın, oruç günlerini arkada bırakmanın ve rahatça yeme içme serbestliğine ermenin sevinci değil. O bizim için kulluk vazifesini eda etmiş olma, Cenab-ı Hakk'ın gufranına kavuşmuş bulunma ümidiyle gelen bir inşirah, bir gönül inşirahı. Biz Ramazan'ı ve oruç günlerini arkada bırakmanın değil, hata ve günahlarımızın ağırlığından kurtulmuş olmanın bayramını yapıyoruz. Bunu unutmamak gerek. Hani Alvar İmamı Lütfü Efendi'nin çokça tekrar ettiğimiz meşhur bir şiiri var ya, Mevla bizi affede, bayram o bayram olur, cürmü günahlar gide, bayram o bayram olur dediği. İşte bizim duygu ve düşüncemizi çok güzel ifade eder o şiir. Biz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluş olan Efendimizin öyle buyurduğu bir bayramı ihraz etmeye çalışıyoruz. Biz kendi ümidimizi Cenab-ı Hakk'ın vaadine, onun engin rahmetine bina ediyoruz. Necip Fazıl meşhur bir sözünde şöyle diyordu: mümin şeker kalıbı gibidir, deryayı tatlandırır. İşte ben bunu bayram için söylemek istiyorum. Bayram bir şeker kalıbı, sıkıştırılmış bir şeker kalıbı gibi bizim bir yılımızı tatlandıracak inşallahu teala. O bize Cenab-ı Hakk'ın rahmetini vaat ediyordu ya, onun için varidatıyla geliyor. Onun için kendi neşesiyle, kendi feyziyle, kendi bereketiyle, gufranıyla, ümidiyle geliyor. O yüzden bizim bayram geldi, neyime demememiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Madem ki Ramazan'ı ihraz ettik, bayramı da ihraz etmemiz gerekiyor. Biz bayramı Ramazan-ı Şerif'in vaatleri üzerine kuruyoruz çünkü. Recep'le başladık bu yolculuğa. Kendi kulluk performansımızı bir zirveye taşımaya çalıştık. Şaban'la devam ettik. Onların içerisindeki kandil geceleriyle zirveleşti ümitlerimiz. Ve Rabbimiz bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştirdi. Onun içerisinde Kadir Gecesi'ni ihraz ettik. O Kadir Gecesi de aslında sıkıştırılmış bir şeker kalıbıydı. Onu kulluğumuzun üzerine bina ettik. Şimdi de ümidimizin üzerine bayramı bina ediyoruz. Eğer böyleyse, böyle yaşadıysak, böyle ümitlendiysek, biz kalbin ve ruhun derece-i hayatına çıkmak yolculuğunda çok önemli bir noktayı ihraz etmiş bulunuyoruz. Eğer bu böyleyse biz Ramazan-ı Şerif orucuyla beraber cismaniyetten ve hayvaniyetten kurtulduğumuz, kalbin ve ruhun iklimine adım attığımız ümidiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. İşte o yüzden Ramazan-ı Şerif'ten intikam alır gibi, oruçtan intikam alır gibi kendimizi yemelerin, içmelerin içerisine salmamamız, bayramı kendi ciddiyeti içerisinde ihraz etmemiz, o neşeyi mağfiret neşesi olarak ruhumuzda duyabilmemiz gerekiyor. İşte o yüzden değerli dostlarım, ben de canı gönülden, ruhu canımla bayramınızı tebrik ediyor. Bayramın vaat ettiği o recai vicdanınızda derinlemesine duyabilmeniz ümidini taşıyorum. Allah emanet olun. Canım kardeşim, bugün bayram. Seninle en son ne zaman bayram ettik Allah bilir. Üzerinden onlarca yıl geçmiş gibi geliyor. Zaten
Aramızdan sınırlar geçtiği günden beridir bütün güzel şeyler çok uzakta görünüyor. Ama bugün bayram. Uzun zamandır aramızda uzun mesafeler var. Biz gurbette özgür, sen vatanında mağdur. Dünyada gurbete çıkan yalnız biz değiliz ama şimdi memlekette kalan yalnız senmişsin gibi geliyor. İnsan kardeşi geride kalınca özgür olmaktan bildiğin utanıyor. Ama bugün bayram. Utandığımız tek şey özgür olmak değil bu arada. Nasıl olduğunu bile bile sana nasılsın diye sormaya dilimiz varmıyor mesela. Ya da burada komşularımızla 40 yıllık dost gibi selamlaştığımızda senden hiç kötülük görmemiş komşularının sana düşmanca bakışı geliyor aklımıza. Gülümsediğimizde gülümsemek, bazen bir güzel yemek yemek, sen belki de hapisteyken buralarda bir parka gitmek, çocuklarını yıllardır görememişken çocuklarımızın başını okşamak ağır geliyor. Hele bir de bayramı hapiste karşılayan yavrular varken evladının yüzüne bakmak var ki bazılarımızın çocukları anne babalarının onları sevmediğini zannediyor. Halbuki bilseler anne babaları bayramın gelmesini bile kendi kabahatleri sanıyor. Geride kalan kardeşinin bayramını tebrik etmeye yüzü tutmuyor. Ama bugün bayram. Tahmin edersin, buralarda bizi kim tanısa seviyor. Seni tanısalar daha çok severler. Seni tanıdıklarını da daha çok sevecekler. Bizi sevmesine seviyorlar da yüzümüzdeki buruk ifadeyi çözemiyorlar. Senden bahsedince bir anda gözümüzün dolmasına anlam veremiyorlar. En zor olanı da sen canını verdiğinde üzülmemizi anlıyorlar ama neden utandığımızı bir türlü anlayamıyorlar. Sen bizim gidemediğimiz cenazelerimizi kaldırmaya koşarken senin cenazeni gıyaben kılmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Onlar bilmiyorlar, biz bilmiyorduk. Keşke de hiç bilmeseydik. Şikayete hakkımız yok. İtiraf etmekse boynumuzun borcu. Biz yalnız senin değil, kardeşliğin kıymetini de hiç bilememişiz. Senden ayrı düşene kadar kardeşlik ne demek hiç anlamamışız. Dost, arkadaş, kardeş, can, ciğer. Bayram dedikleri senmişsin meğer. Memleket dediğin hizmetmiş meğer. Söylemesi kolay sanma, inan zor geliyor. Ama Allah'a inandığımız gibi inanıyoruz. Bu günler geçecek. Biz yine beraber olacağız. Beraber yine bayramlar yaşayacağız. Ve sana söz, sen zincirlerinden kurtulduğunda Allah'ın izniyle seni bekliyor olacağız. Senin hızına yetişebilir miyiz belli olmaz. Ama en azından biz de arkandan koşturacağız. Canım kardeşim, bayram rahmet olmasa, bayram nimet olmasa, Allah'ın hediyesi olmasa, seninle böyle ayrıyken dönüp bayramın yüzüne de bakmazdık ya. Ya Rab bugün bayram. Kardeşim bugün bayram. Bayramın mübarek olsun. Senden ayrı son bayram olsun. Can saçarım bir
derdim var bin dermana değişmem. Bir derdim var bin dermana değişmem. Cemi kuşlar dile gelir yazım der aman aman. Gövel turnam Şam'dan gelir gözümde aman aman. Benim yarelerim tuzum tuzum der aman 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 aman. Benim yarelerim tuzum tuzum der. Bir derdim var bin dermana değişme. Bir derdim var bin dermana değişme. Bir derdim var bin dermana değişme. Biz Ramazan'a başlarken şöyle dua ettik. Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve Ramazan'a bizi yetiştir. Neden Ramazan'a yetişmek istiyorduk? Çünkü içinde bin aydan daha hayırlı bir gece, Kadir Gecesi vardı. Onu hakkıyla değerlendirmeyi çok istiyorduk. Davetler, iftarlar ve yardımlar ile Ramazan'ımız zenginleşti. Mukabele, teheccüd, teravihlerle ibadete yoğunlaştık. Ve işte bayram geldi. Bütün müminler dünyanın dört bir yanında ellerini açıp birbirine dua ediyor. Mağfiret istiyor. Biz de Allah'ın bizi affedip bizi cennete layık göreceği ümidiyle bayramı karşıladık. Bayram benim için af demek, mağfiret demek ve cennete kavuşmak demek. Peki bayram gerçekte ne demek? Bayram benim için af demek, mağfiret demek ve cennete kavuşmak demek. Peki bayram gerçekte ne demek? Gelin hep birlikte Harun Tokak abinin bayram ile ilgili duygularına kulak verelim. Bayram nedir? Bayram herkese göre değişir. Gözleri görmeyen bir insan için ışığa kavuşmak bir bayramdır. Toprak için yağmura kavuşmak bir bayramdır. Ayakkabısı olmayan bir çocuk için yeni bir ayakkabı bir bayramdır. Bazı çocuklar için
bir harçlık bir bayramdır. Bazen jelatinli bir şekerdir bayram onlar için. İşitmeyen bir insan için sesleri duymaya başlamaktır bayram. Konuşamayan bir insan için konuşmak bir bayramdır. Yürüyemeyen bir insan için yürümeye başlamak bir bayramdır. Üşüyen bir insan için sıcak bir evdir bayram. Karanlık kuyuların dibine düşmüş bir insan için o kuyudan çıkmaktır bayram. Nefes alamayan bir insan için bir tutam nefestir bayram. Hapishanedeki bir insan için özgürlüğe yürümektir bayram. Demir kapıların özgürlüğe açılmasıdır bayram. Onun için gökyüzünü görmektir. Sımsıcak evine, yurduna, yuvasına kavuşmaktır. Gurbetteki bir insan için vatanına kavuşmaktır bayram. Bayram herkese göre değişir. Ama bir de bütün bir insanlığın bayramı vardır. İşte Kadir gecesinde Hiren Nur Dağı'ndan doğan bir ışık bütün karanlıklardaki insanlığın üzerine doğduğu için bayram insanlık için o Kadir gecesidir. O Kadir gecesinde Allah bizlere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi verdiği için insanlık için bayramdır. Hazreti İsa'dan sonra yerle göklerin irtibatı kesilmişti. Ama o gün, o Ramazan ayında, o Kadir gecesinde yerle gökler yine birbiriyle buluştu. Yerle göklerin kopan bağı yeniden bağlandı. Vahiy yağmurları yeniden yağmaya başladı. Çağlar üstü senfoni yeniden duyulmaya başladı. Elbette ki onun arkası bayram olacaktı. Ve işte idrak ettiğimiz bu bayram herkese göre değişse de fakat insanlık adına göklerle yerlerin yeniden buluşmasıydı. Vahiy yağmurlarının yeniden yağmasıydı. Karanlıktaki insanların yeniden Kur'an'ın ışığına kavuşmasıydı. Biz onun için bayramları şöyle anlıyoruz. Bütün insanlığın huzur ve sükun içerisinde yeryüzünün bir cennet haline gelmesidir bayram. Bir müminin vazifesi de bütün yeryüzünü cennet haline getirmektir. Bu sevdaların insanları sadece bayramı bu dünyada yapmazlar. Onlar için ölmek de bir bayramdır. Onlar için ahiret de bir bayramdır. Onlar için cennet de bir bayramdır. Bayram herkese göre değişir. Ama gerçek bayram Allah'ı bulmaktır. Gerçek bayram cenneti bulmaktır. Gerçek bayram gün ola, gün doğa, ülkemin ufkuna, o bayram, bayram ola ufkunun çok ötesine geçerek, bütün insanlığın üzerine günün doğduğu gündür bayram. Benim adım Hüseyin Abdullah, ben Semarangliyim, Endonezyalıyım. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar. Bu mübarek ayın insanlığa barış,
huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim. Hayırlı bayramlar Çamlıca, bayram mübarek olsun. Merhaba, ben Aysi. Aferin selamlar, hayırlı bayramlar İstanbul. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk Turki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bayram çocukların ve ihtiyarların özel ilgi gördükleri gün olmalı, değil mi? Neşe, sevinç ve heyecana en çok onların ihtiyacı var. Bir tarafta hayata yeni başlayan ve sorumlulukları üstlenmeye aday çocuklar, diğer tarafta hayatın yükünü uzun süre taşımış, sorumluluklarını tamamlamış, artık yorulmuş ve genç kuşaklardan ilgi bekleyen ihtiyarlar. Aranızda ak saçlı ihtiyarlar olmasaydı Allah'ın merhameti size ulaşmazdı. Veya çocuklara merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin diyen büyükler ne güzel söylemişler. Şimdi Kemal Gülen abinin bayram hissiyatını ve bir hakikati dinleyeceğiz. Ramazan bayramınız mübarek olsun değerli dostlar, sevgili seyirciler. Bir hakikate, bir hikayeyle giriş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Yıllar önce dinlediğim bir hikayeydi. Siz de benzer hikayeler dinlemişsinizdir. Bir şefkat, bir merhamet hikayesi. Genç bir öğretmen sınıfta öğrencilerine bir ödev verir. Der ki sizin için en değerli olan şey neyse, neye teşekkür etmek istiyorsanız, neye minnettar olduğunuzu bana göstermek istiyorsanız onun resmini çizin. Çocuklar ellerine kalemlerini alırlar, kağıtlarını önlerine koyarlar ve başlarlar bir şeyler çizmeye. Babası çiftçi olan bir çocuk vardır, o buğday resmi çizer. İçi dolu dolu bir başak, belki de tarla fotoğrafı çizer. Çünkü o buğdaydan, başaktan, çiftçilikten besleniyordur. Onun için en değerli şey o buğdaydır, o tarladır, o köydür. Bir emlak kralı vardır, onun kızcağızı vardır o sınıfta. O da güzel bir ev yapar, bahçeli güzel bir ev, etrafını çitlerle döşer ve içine ağaçlar koyar, küçük bir ırmak koyar vesaire vesaire. Çünkü onun babası da emlak işinden onun hayatını sağlamaktadır. Bir başka çocuğun babası, o da başka bir çiftlik sahibidir. Onun çiftliğinde de tavuklar vardır, ördekler vardır, kazlar vardır. Çocuğun ilk aklına gelen şey bir tavuk, bir horoz fotoğrafı yapmaktır. Yanına da bir güzel yeşil başlı gövel ördek fotoğrafı çizer. Sınıfta bir başka kızcağız daha var, Zeynep. Zeynep elinde kalem kağıt, bir el fotoğrafı yapmaktadır. Elin içi yere bakar, elin üstü yukarıya doğru bakmaktadır. Elin üstünde bir yara bandı işareti vardır. Çok da güzel çizilmiş sayılmaz aslında. Çocuklar da bunu fark ederler. Hafif bir tebessüm hali de olur çocuklarda. Çünkü diğerleri daha güzel çizmekte ama Zeynep çok da güzel çizememektedir. Daha sonra herkes neden o resmi çizdiğini anlatmaya başlar öğretmenine, sınıftaki arkadaşlarına. Ardından herkes kendi derdini anlattıktan sonra Zeynep'e sorar öğretmen. Sen neden bu fotoğrafı çizdin? Fotoğrafı alır, duvara yapıştırır. Hadi der, Zeynep'in çizdiği bu el kimin elidir diye hep beraber bir tahminde bulunalım. Birisi der ki efendim bu eli mutlaka bir tavuk ya da bir ördek ısırmış olmalı. Bu öyle bir çiftçinin eli olmalı. Ve üstündeki yara bant da o bir tavuğun ısırığının giderilmesi için yapıştırılmış olmalı. Bir başka çocuk der ki efendim bence o ev, o el güzel bir bahçenin çitlerinden geçerken bir dikenli tele takılmış bir el olmalı. Yani bir emlakçının eli olabilir o. Anladınız hangi çocuk neyi söylemek istiyor? Öbürü der ki efendim bu el mutlaka bir rençberin elidir. Çünkü tarlada belli ki çalışırken dikenlere takılmış. Herkes kendi penceresinden o el ilgili bir yorum yapar. En nihayet Zeynep'e gelir sıra. Peki Zeynep o eli niçin çizmiştir? O el kimin elidir? Öğretmen sorar, kızım Zeynep der. Bu el kimin elidir? Yoksa senin annenin eli mi? Hayır der Zeynep. Benim annem öleli çok oldu. Ben onu hiç görmedim bile öğretmenim der. Bu el sizin eliniz. Bu el benim öğretmenimin elidir. Hani der sabahtan okula gelirken kapının önünde hepimizi teker teker ellerimizden tutarsınız da soğuk havalarda özellikle sizin elinizin sıcaklığını hissederiz elimizde ya. Hani benim saçlarımı örersin, başımı okşarsın ya.
Hani ağladığımda, gözlerim dolu dolu olduğunda, yoksulluğu ve yokluğu hissettiğinde beni kucaklarsın ya, ellerimden tutarsın ya. İşte bana güven veren, bana güç veren bu el senin elindir öğretmenim der. Bir el ne kadar kıymetlidir, bir baş okşama ne kadar değerlidir. Öğretmen de orada anlar. Belki o güne kadar yaptığının bu kadar değerli olacağını o bile düşünmemiştir. Bu bir hikayedir, olmuştur ya da olmamıştır. Ama hatırlayın, biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki, kuşu öldüğü için kederlenen, hüzünlenen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmetiyiz. Ve bununla övünüyoruz aleyhissalatü vesselam. Övünmeliyiz de, bir çocuk kuşu ölmüş, kederlenmiş, gönlü kırılmış, kimse gidip ona başın sağ olsun dememiş, belki annesi babası bile bunun farkında değilken, Nebi-i Ekrem bunu fark etmiş ve onun gönlünü almak için kalkıp evine taziyeye gitmiş. Çocuk deyip geçmemek lazım. Hasan Hüseyin Efendilerimizi hatırlayın. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın torunları. Onlar ki mescitte o çocuk yaşlarında oynarlar. Hatta cemaatle namaz kılınırken Peygamber Efendimizin omuzlarına çıkarlar da Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara hiçbir şey demez. Onlara dokunmayın, onlar bendendir der. Hatta adamın bir tanesi der ki mescitte namaz kılan sahabelerden bir tanesi, ya Resulallah der, ben bu kadar torunlarıma şefkat göstermiyorum, bu kadar merhamet göstermiyorum. Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapabilirim diye cevap verir aleyhissalatü vesselam. Sonra hatırlayın, yine savaş sonrası şehitler var, yetimler var, öksüzler var tabi. Bir yetim ve öksüz çocuk hüzünlü, gözleri dolu dolu. Savaş sonrası gaziler geri dönerken o onlara bakıyor, acaba babam da gelir mi diye. Ama babası gelmiyor. Gelmeyecek ahirete kadar da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına yaklaşıyor. Başını okşuyor, ellerini tutuyor. Ey filanca diyor. İster misin ben senin baban olayım? Ayşe de senin annen olsun. Deyince çocuğun yüzünde güller açıyor. Kim istemez ki böyle bir teklife, kim hayır diyebilir? Hadi git diyor şimdi arkadaşlarınla oyna. İşte meselemiz bu. Bugün bayram. Bugün sevinme ve sevindirme günü. Bugün öksüzün, yetimin, kimsesizin ya da kimsesi olsa bile kendini yalnız hisseden birinin başını okşama günü. Bugün bir ihtiyarı arama günü. Bugün uzak yakın bir eşi, dostu arama, hal hatır sorma, bayramını tebrik etme günü. Zor günlerden geçiyoruz. Geçtik ve belki daha önümüzde yine zor günler de var. Deprem de onun üzerine tuz biber ekti. Gönlümüz yaralı, hepimizin gönlü yaralı, paramparça. Ama bayram bu. Allah'ın ikramı, oruç tutmayı bile yasaklıyor. Yiyin, için, ısraf etmeden sevinin. Çünkü Ramazan'ı tuttunuz, orucu tuttunuz, teravihi kıldınız, Kur'an okudunuz, bana teveccüh ettiniz, ben de bayramda size teveccüh ediyorum diyor. Bu teveccühten en fazla İltifat görecek olanlar da ihtiyarlar ve çocuklar olmalı. Ve uzun bir aradan sonra belki de hiç aramadığımız bir komşumuzu, bir akrabamızı, dayımızı, teyzemizi, halamızı, velev ki geçmiş yıllarda biraz bizi küstürmüş, biraz bizim ona darılmamıza sebep olacak davranışlar sergilemiş olsalar bile, bayram öyle bir gün ki Allah'ın kime ne ikramda bulunacağını bilmiyoruz. Sadece bir telefon, sadece bir iyi niyet, sadece bir mesaj bile bakarsınız ki bir insanın kalbini yeniden kazanmaya vesile olabilir. İnşallah bu bayram çocukların başları okşanır, onlara haşlıklar verilir, onların ellerinden tutulur, sıcaklığımızı hissettirebiliriz onlara. İnşallah uzak yakın eş, dost, akraba bir kez daha olsa bizim vefamızla yüz yüze gelirler. Sizin vefanızı görürler, ne demiş olurlarsa desinler, kendi iç pişmanlıklarını yaşarlar. Belki bazı cesurlar, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin, size taanda bulunduk, size iftirada bulunduk ya da yapıldığı zaman ses çıkaramadık derler. İşte bir gönül kazanma. Bugün bayram, insan kazanma günü, kalp kazanma günü, gönül yapma günüdür inşallah. Cenab-ı Hak hepimize elimizi uzattığımız bütün dostlarımızın, yakınlarımızın ve evlatlarımızın, çocuklarımızın kalbini yeniden kazanma fırsatı versin. Bu fırsatı değerlendirme, bu fırsatı bir
neticeye döndürme konusunda da Rabbim bize irade gücü versin. Bu vesileyle bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle. Allah yar, 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 Allah yar. Bir yaprak tüm sararttılar, bir ümitim kararttılar, bir hayali kanattılar, bir sayfayı kapattılar. Bir hayali kanattılar, bir sayfayı kapattılar. Yılmak yok, gayret var, küsmek yok, umut var, gitmek yok, kalmak var, durmak yok, koşmak var. Yılmak yok, gayret var, gitmek yok, umut var, gitmek yok, kalmak var, durmak yok, koşmak var. Allah yar, 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 Allah yar. Ramazan, ruhlarımızda bir dinginlik oluşturduğu gibi bedenimizde de büyük yenilikler oluşturur. Beden saatimiz rutinin dışına çıkınca her şey yeniden hesaplanır. Atıl kalmış veya çok az kullanılmış organlarımız harekete geçer, zihnimiz uyanır, algılarımız güçlenir ve vücudumuz bayramdan sonrası dönem için ciddi bir hazırlık yapar. Bedenimiz Ramazan yoğunluğunu bayram ferahlığı ile dinlendirir. Kıştan bahara uyanan tabiat gibi ışıl ışıl ve hazırdır. Kalp ve ruh insanı olmanın yolu Ramazanlaşmaktan geçer. Ve Ramazan'la zirveye çıkan ruhlar bayramı gerçek manasıyla idrak ederler. Figen Es abla, beden ve ruhun kemale ermesiyle bayrama erişmenin ne büyük lezzet olduğunu anlatıyor.
Bayramınız mübarek olsun. Bayramda çocuklara bayramı bayram gibi hissettirmek adına elimizden geleni yapalım. Aklımda fikrimde çocuklara değerlerimizi en güzel şekilde hissettirmek. Çünkü insan hislerini kaybetmiyor. Yaşadıklarını unutuyor, söylenenleri unutuyor. Ama o yaşananlar ve söylenenler yolculuğu içindeki hissettiklerini unutmuyor. Bu yüzden şu zorlu diyebileceğimiz, çocuklarımız için özellikle zorlu diyebileceğimiz dönemlerden geçerken onların hatıralarında mutlu, gülücüklü anılar kalması adına bayramı bayramlaştırmak adına elimizden gelen neyse onu yapmaya gayret edelim. Evet, ben bundan eminim. Dünyanın her tarafındaki arkadaşlar, dostlar, canlar hem birbirine bir ümit, bir moral olma adına hem de neslimize bir nefes olma adına muhabbeti baz alarak ellerinden geleni yapıyorlar, yapacaklar. Ömür denen bize verilmiş emanetin hava gibi su gibi akışı o kadar hızlı ki. Hava su bile yerine göre durgun olabiliyor ama ömür hiç durmadan bir rüzgar gibi geçti diyor ya Üstad Hazretleri. Bir rüzgar gibi gidiyor ve o ömrün bir rüzgar gibi gidişinden daha somut bir gerçeklik yok. O halde ahiret yolcusu olduğunu idrak et Figen, ahiret yolcusu olduğunu idrak et insan deyip bu yolculukta en güzel performansa ulaşabilmek için ve Rabbimin lütfundan ben o kadar eminim ki kullarını, kullar onun kulları, kullarını o çok güzel ağırlayacak. Ama herkes bulunduğu belki ağırlamanın, cennetin bulunduğu tabakasının en güzel tabaka olacağını hissedecek. Ama öyle hissedenler olacak ki onlar gerçekten Allah Celle Celaluhu ile olmanın hazzını yaşayacaklar. Biz neden o yolculuğa gözümüzü dikmeyelim? Ve bu yolculuk için elimizdeki hazır lezzetleri tehir etme demeyelim ama numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster Rabbim diye sofrada dua ederken hayatı bir numune olarak, bir fragman olarak neden görmeyelim? Sanki ölümden sonra başka hayat yok ve ne varsa ben bu dünyada yaşayacağım gayretiyle, hırsıyla dünyayı da ahireti de heba etmek uygun mu? Değil. Ve bu performansı sergileyebilmek için bu manevi yolculukta en iyi başarıyı sağlayabilmek için Allah Celle Celaluhu'nun bize gönderdiği Ramazan ayı yemeden içmeden kesilme değil. Yemeği içmeyi zaten öncesinde halletmesi gereken bir dine mensubuz. Mümin üçte bir midesini doldurmakla Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiyle yola çıkması gereken birisi. Ben nefsime de söylüyorum. Stres var, işte otoimmün hastalığım var, işte moralim bozulduğu zaman iradesine yenilen insan grubu olarak yeme içmedeki beslenmeyi tamamen maddi beslenmeye kaydırınca vücudumun hakkına gire gire onu yüklemiş oluyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir sözünü söylemişti Kerim Balcı Bey. İnsan söz ile de beslenir. Sözle beslenen insan Allah'ın kelamıyla, zikriyle, maneviyatla da Bismillahirrahmanirrahim doymaya, beslenmeye diye niyet ettiğinde beslenmez mi? Beslenir. Ne olur? Birbirimize destek olalım. Ay ne olursun bu dilim pastayı da ye, bu dilim böreği de ye, bayramda diyeceğiz de bayramdan sonra demeyelim de maneviyatımız adına nereden, hangi rampa daha hızlı bizi bedenin esaretinden kurtarabilir? Bunun yollarını arayalım. Bunun için egzersiz mi yapmak lazım? Zikrullah'ı diline alıp tempolu mescitlere yürüyemiyoruz. Tempolu yürüyüşler mi yapmak lazım? Ama Ramazan'a ulaştığımızda oruçlu olduğumuzu bile fark etmeyecek bir canlılıkla ve kıvraklıkla çocuklarımıza da oruç insanı böyle işte başını ağrıtır, migrenini tutturur, üzer, halsiz bırakır görüntüsü veren
bedeninin altında ezilmişler olarak değil de Ramazan geldi, benim sevgilimle buluşma zamanım geldi. Ve bunun için farklı alemlere doğru gidilecek yolculuklarda en az dünya ile irtibatlı olacak şekilde bir zaman dilimi deyip bunu hissetmenin yolculuğuna niyetlenelim. Evet, Ramazan bitti ama biz inşallah gelecek Ramazan'a niyetlenelim ve bu niyetlenmenin içinde ayımızı ibadetlerle, nefse karşı nasıl daha güçlü olabilirizin yollarıyla ve ruhu daha diriltmenin yolları nelerdirle yolculuğumuza devam edelim. Ama bu bayramda çocuklarımıza bayram hissettirelim. Ve bütün ömrünüzü Rabbim ebediyetteki hayatınızı da bayram neşvesiyle geçirsin inşallah. Hayırlı bayramlar. Muhabbetle kalın inşallah. Erken kalkalım, bugün bayram. Güzelce giyinelim, bugün bayram. Camimize gidelim, bugün bayram. Herkese selam verelim, bugün bayram. Kutlamalar başlasın, sevenler bir araya gelsin. Kalbimiz huzur bulsun, bugün bayram. Dualar göğe yükselsin, günahlarımız affedilsin. Kalbimiz huzur bulsun, bugün bayram. Büyükleri sevindirelim, bugün bayram. Küçükleri sevindirelim, bugün bayram. Bir araya gelelim, bugün bayram. Gülelim, gülümseyelim, bugün bayram. Kutlamalar başlasın, sevenler bir araya gelsin. Kalbimiz huzur bulsun, bugün bayram. Dualar göğe yükselsin, günahlarımız affedilsin. Kalbimiz huzur bulsun, bugün bayram. Kutlamalar başlasın, sevenler bir araya gelsin. Kalbimiz huzur bulsun, bugün bayram. Dualar göğe yükselsin, günahlarımız affedilsin. Kalbimiz huzur bulsun, bugün bayram. Bir umuttur Ramazan, yeni bir ümittir bayram. Bizim hep ümidimiz var. İnanan insan ümidini kaybetmez. Çünkü ümitsizlik öyle bir bataklıktır ki içine girersen asla kurtulamazsın. Ümit, azim ve kararlılıkla çalışmak ve ışığın karanlığı boğduğu o güzel günlerin gelmesi için adım atmak gerekiyor. Yılmadan, yorulmadan, bir şafaktan bir şafağa, bir bayramdan bir bayrama, bir hayırdan bir hayra, bir iyilikten bir iyiliğe koşturarak ömrümüzü tamamlamak en büyük arzumuz, duamız. İşte böyle bir hayatın içinde akıl, irade, bilgi olduğu kadar heyecan, coşku ve sevinç de var. Bugün bayram sevincimizin çok yüksek olduğu bir gün. Değerli konuklarımız bayramın farklı noktalarına temas ettiler. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir kez daha hepinize iyi bayramlar diliyor, sizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.